Merhabalar, ben Kötis Köte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde önceki bölümden önce de neler yaptığımı biraz açıklayacağım. Ondan sonra hoş bir projeye girişeceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi ilginç bir arayüzüm var. Kendisi gene bir modla eklendi ve artık bir robot olduğum için bence gayet makul bir arayüz. Evet, bölüm arası eklediğim şeylere gelecek olursak üst tarafa şu conveyor'ları ekledim ve taretleri ekledim. Oops. Evet. Şöyle kontrol edelim. Selam ben. Selam solar paneller vesaire. Evet, bunun yanı sıra gelecek olursak bir adet assembler otomatik olarak bunları da kontrol ediyor ve buradan bakacak olursak burada da emolarımız ayarlı. Ancak buna bir dikkat ettiyseniz limit ayarlamadım. Çünkü neden? Çünkü bunlar her daim 20 tane istiyor. Ve eğer inventory'sine bakacak olursak 20 tane var. Hep bütün vulkanlar bu şekilde ayarlanmış durumda. Önceki bölümlerde de bahsettiğim o değişik inventory'lerden biri. Sonra şuna gelelim. Straighter 2x2, kendisi 2x2'lik bir rotor buraya oturmak üzere tasarlandı. Ve bu şu arkadaşları kontrol edecek. Bunun yanı sıra burada bir adet conveyor hinge var. Conveyor hinge nedir diye soracak olursanız, evet, evet. Gördüğünüz gibi sıfır diyelim şuna. Bir çeşit yatay rotor diyebiliriz buna. Burada bir tane, buraya da bu biraz solar panel dizdim ama içlerinden bir tanesi farklı çünkü bu bir kontrol solar paneli olacak. Ve ups. Şurada bir adet 3 bir adet blok kayıp. Evet. Gel gelelim şuraya. Evet, burası tamir edilecek ve bu bahaneyle kendime yeni bir welding gemisi yapacağım. Daha hızlı ve daha çevik bir gemi. Ve pil kullanmayacak muhtemelen. Bunun yanı sıra şurası crew merkezi olacak. Yani mürettebat. Ancak hala mürettebatım yok. Evet. Yapılıyor burası. Şurası bayağı sevdiğim bir oda ancak saçım içimde artık ihtiyacım yok. Artık bir adet misafir alırsam içeri. Tabi hala yer çekimi jeneratörlerini tam ayarlamadım ve gördüğünüz gibi burada da bu kapılar hazır ve nazır bir içinde duruyor. Evet. Açıl bakalım. Valla. Evet, oksijen odamız. Şöyle 4 tane hidrojen tankı ve bir dizi oksijen generatorla oksijen tankı. Evet. Buradan itibaren yer çekimimiz var. İç tarafa gelecek olursak çok fazla bir değişikliğimiz yok. Ama şarj etmeye ihtiyacımız var. Evet, enerjimizi dolduralım. Şuradaki bardan zaten enerjinin dolduğunu görüyorsunuz. Bu arada bu modda ekstra olarak bir de oksijen barı vardı. Onu ayarlardan disable edebiliyorsunuz. Ama ayarları bir metin dosyası şeklinde. Yani biraz manuel ayarlama gerekiyor. Ve burası da bu şekilde. Evet, şimdi crew. No entry. Engineering. Bu ada en fantastik içeriklere sahip olacak şey. Bu kanadın yarısı, sunucu odası, yarısı da shield var için olacak. Ve 3 tane bilgisayarımız hazır zaten. Dördüncüyü hazırlayacağım şimdi. Şimdi sen computer solar.
Evet, edit. Roles Workshop. Evet, bunu kullanıyoruz. Ve burada ayarlayacağımız birkaç bir şey var. Önce bir check code diyelim, remember exit. Şimdi Solar. Evet, bu arkadaşa bir CTRL-C. Şimdi gel gelelim sana geri. Edit. Ve şurada Solar main yazısını görüyorsunuz. Hatta name of Solar. Bu nedir diye soracak olursanız kontrol sonar panelinin durumunu gösterecek. Evet. Solar kontrolü koyduk. Şimdi rotor X ve rotor Y'yi ayarlayacağız. Bunları sabit bırakıyorum. Check code. Remember exit. Stator. X. Sonra conveyor hinge. Rotor Y. Tamamdır. Ve şimdi gel gelelim şuraya. Timer block. Timer solar. Evet, 10 saniyede bırakıyorum bunu. Çünkü bunun çok fazla olmasına gerek yok. Ancak başlangıçta biraz kısacağım. Solar. Computer solar. Run. Confirm. Ve send. Start. Evet. Şimdilik bir saniye indireceğim. Start diyelim. Ve programın yavaş yavaş bunu kontrol edip bir dizi deneme yapması lazım diye umuyorum. Tabii atladığım bir adım yoksa. Edit. Rotor X ve rotor Y. Tamam. Senin ayarların ne durumda? Rotor X. Ha tamam, ayarlamaya başladı. Evet. Deneyip duruyor şu an. Acaba ters mi oldu rotorlar? Ona biraz bakacağız. Ama pek sanmıyorum. Ve biraz fazla sallanıyor, o dikkatimi çekti. Acaba şunu kullanmak yerine... Evet. Hiç ışık almıyor şimdi. Şimdi gelelim. Rotor X. Rotor Y. Sanırım buralarda rotor kullansam daha mantıklı olabilirmiş. Şimdi bir bakalım. Solar. Computer Solar Edit programa bir bakalım. Evet. Rotor Y ayarları bakalım burada var mı? Evet. Sıkıntı. Şu an hiçbir verimlilikle çalışmıyor sistem.
Evet, şimdilik Hinge'i devre dışı bırakacağım. Gel bakalım. Rotor ye. Nasıl dur? Şu şekilde getirelim bir. Ya da direkt blue devre dışı bırakalım. Normal bir ayağını getirelim. Evet. Solar. Timer. Stop. Rotor. Rotor ye. Gel bakalım. Ups. Biraz fazla hızlı oldu. Tamamdır. Şimdi rotor X. Off. Gelelim. Sen herhangi bir enerji alayım mı? Hayır almayayım. Çünkü güneş çok alakasız bir yerde. Evet, çünkü güneşin konumundan ötürü şu an bir şey alamıyor. O yüzden bir sıkıntımız yok. Güneş dönerken bu bir yerlerden enerji alacak. Yani buna daha iyi bir konum bulmam gerekecek. Evet. Bulacağım da. Ama basitçe böyle bir konseptimiz var. Belki yanlara falan taşırım bunu. Ama nasıl ayarlandığını gördünüz. Bunu dünyada bayağı bir kullanabilirsiniz. Bununla beraber kullanmanız gereken, hani kullanmanızı tavsiye ettiğim bir script söz konusu. O da Edit Browse Workshop Freya. Freya sayesinde de şöyle bir şey oluyor. Gündüz, evet, tabii gezegende bu çok işinize yarar. Gündüzleri yani solar paneller çalıştığı esnada solar panel çalıştırıyor ve bataryaları recharge moduna alıyor. Gece ise tam otomatik olarak bataryaları yani solar paneller yeterli enerjiyi vermediği takdirde bataryaları otomatik olarak devreye sokuyor. Ya pilleri. Evet, kendisi basitçe böyle bir program. Ya Freya'yı da kullanın demek oluyor bu. Evet. Bu tarafa doğru dönmeye başladı her şey. Kontrol panel. Gel bakalım. Ups. Ters. Evet. Şimdi gelelim. Kontrol panel. Tekrar. Ve timer solar. Start. Sıdır seni süreni stop. 5 saniyede bir kontrol etsin. Çok fazla kurcalamana gerek yok. Ha, sıçtım batırdım. Evet. Olmadı bu. Evet. Solar panellerin konumunu o kadar kötü ayarladım ki program hiçbir şekilde çalışmıyor. Bunu daha düzgün bir biçimde ayarlamam gerekecek. Şimdilik seni kapatalım. Timer Solar. Stop. You're making it worst. My friend. Evet, basitçe bu arkadaşımızla bu şekilde bir program. Düzgün, özellikle gezegenlerde falan bayağı işinize yarayabilecek bir şey. Ancak
Ben şu an uzayda aşırı abuk bir konuma yerleştirdiğim için hiçbir işime yaramıyorlar. Yay! Evet ve bayağı ilginç şeylerimiz var ve şimdi önemli bir proje. Burayı tamir etmek ama önce seni bir wildlayacağız. Tabii pil tek inventörde taşımak sıkıntı olduğu için. Bu arada dikkat ettiyseniz artık oksijen taşımıyorum. Yay! Evet, piller böyle bir abukluk yapıyor. İlginç bir şey. Bu arada bu kaza esnasında da Emre bayağı eğlenmişti. Evet, bana çarpan kişi o videoda Emre'ydi, evet. Onu da öğrenmiş oldunuz, ayaküstü. Evet. Burası tamam. Tamamdır. İşin sıkıntı kısmına birazdan başlayacağız çünkü... Kargo konteynerin içinin dolu olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, dolu. Selam. Evet, içi dolu bir kargo konteynere bağlanacağız. Harika. O zaman kargo konteyneri hariç hepsini kıralım şimdi. Aga, bunun oksijenlerle alakalı bir problemi var. Kolum HUD'un önüne geçiyor yalnız. Şöyle biraz kullanalım. Evet. Şu robot kolunun öne geçmesi muhabbetin üzerine de bir şeyler yapsak güzel olur diyeceğim de modelleme bilgim yok. Modelleme bilgim olsa bir şeyler yaparım da. Olmayınca olmuyor. Belki olmadığı bir şeyler öğrenmeyi deneyebilirim. Sırf bunu düzeltmek için. Ve bir mod için çok fazla zaman ayırmış gibi olacağım böyle bir durumda. Gerçekten bilemiyorum. İdare edeceğim bir daha ya da modun geliştiricisinin tekrar aktif olmasını bekleyeceğim. Hani böyle durumlar söz konusu. Şimdi parçalanma azıcık. Sen parçalanma, dayanamam. Evet, bugünkü espri anlayışım inanılmaz derecede rezil bir biçimde. Bunun siz de farkındasınız. Ve hiçbir şekilde bunun için özür dilemeyeceğim. Çünkü ben her daim iğrenç bir espri anlayışına sahip olmuş bir yayıncı oldum. Evet. Devam edelim. Burayı kessek güzel olabilir. Evet ve geri geldim ve buradan itibaren yapacağımız şeye bakacak olursak. Temizledik. Şuraya geçici bir medbay koydum çünkü zırhımın enerjisi bittiği takdirde bu arkadaş pek işe yaramaz, yarar hale gelmiyor. Bir roleplay elementi olarak eğer kendimi enerjim bitmiş olarak unutursam otomatik ölmüş kabul edeceğim. Şu intihar butonuna basacağım. Evet, roleplay elementi olarak bunu da eklediğimize göre. Yani kendimi sürekli şarj edebilir halde olmam lazım. Evet, şuraları da tamir edelim hızlıca. Bu arada şu mod gerçek şu Easy Inventory modu gerçekten fazla bağladı beni kendisine. Evet, buradan itibaren yapacağımız şey biraz hızlıca inşaat yapmak olacak. Size bir gemi yapacağım hemen. Evet, hızlı çekmeye başlamadan önce ufak bir şey söyleyeceğim. Bu sefer small ship değil, large ship bir welding gemisi yapacağım. Öyle görünüyor.
Evet, bu biraz fantastik olacak, kabul ediyorum. Kargo olarak muhtemelen ya bunu kullanacağım ya da... Aslında bir bakayım, şunun boyutu çok abartı olur mu? Olabilir. Şunun kapasitesi ne kadardı? Ah, tabii dur. Önce bir bakalım şuna, ondan sonra o bahsettiğimiz hızlı çekim muhabbetine girişelim. Yay! Welding. Pek makul gelmedi. Evet. Şu arkadaşı kullanacağız gibi görünüyor. Evet. Kokpit olarak da açık bir şeyler kullanacağım. Muhtemelen tamamen görüş açısı için ve beraberinde biraz da LCD. Evet. Evet. Şimdi ben şu işe başlasam güzel olacak. Evet ve nihayet bu arkadaşı bitirdik. Biraz kutumsu oldu. Biraz şık olmadı. Ancak idare eder diye düşünüyorum. Tabii kısa yollarını falan ayarlamadık. Ancak arkadaşın manevra kabiliyeti iyi. Truss iticileri gayet yeterli. Muhtemelen şuraya bir itici daha koyabilirim. Ya da öndeki itici sayısını 5 yapabilirim. Bu taşıyacağı ağırlığa göre değişecek. Öndeki itici sayısının fazla olma sebebini biliyorsunuz. Çünkü şu interior light'lar üzerine biraz çalışacağım da düzgün bir düzen olarak. First person'da bu şekilde çalışıyoruz ve sana gelelim şöyle. Evet, bu şekilde arkadaş weld'lıyor.
Evet. Böyle bir. O arkadaş K'ye bakacak olursak baya bir parçaya sahip. Ah, bunları ayarlarken baya eğleneceğim. Evet. Artık yeni bir welding gemim var bu sayede. Yani ve ufak bir not. Ups. Kargo kapasitesi çok daha yüksek yani. Bunun anlamı çok çok daha büyük projeleri daha basit adımlarla yapabileceğim demek oluyor bu. Ayrıca bir adet G'ye basalım. All blocks, kamera, sen, view. Bunu koyma sebebime gelecek olursak. Oh, ufak bir detayı hesaba katmayı unuttum. Tabii jiroskoplar biraz hassas. Bakalım. Bu problem yaratacak mı? Evet, yaratacak. Yay! Bunun için ne yapabilirim? Şöyle bir girmeyi deneyelim. Aa. Bağalım. Olmuyor. Yıp. Evet. Ups. Bu jiroskoplar gerçekten fazla hassas. Hadi bağalım. Evet. Bu arkadaşa farklı bir giriş alanını ayarlamam gerekecek. Aslında aklıma bir fikir geldi. Şu hemen basitçe göstereyim. Şuradan çıkartabilirim bunu. Kamerayı da şurada tutmuş olurum gene. Bu arkadaş buradan çıkar ama. Evet, gayet makul bence. Conveyor'ı da şuradan taşırız o şekilde. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve bana bunu ayarlamak düşüyor.